Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tarih bize gösteriyor ki en büyük bir insan, tarihçe meşhur en büyük insan, hamiyet-i milliye, hiss-i uviyet, hiss-i muhabbet, hiss-i hürriyet gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veya üç hissi ikaz etme muvaffak olur. Yani tarihte baktığımız zaman böyle liderlere bir veya birkaç tane hissi inkişaf ettirdiği için meşhur oluyor. Ya milliyetçidir ya da ne yapmış? Uhuvveti ortaya koymuş. Başka? Muhabbeti ortaya koymuş. Bazılarına da mesela Fransız ihtilali hürriyeti aktif etmiş. Hürriyeti aktif etmiş. Mesela Fransız ihtilali hapishaneden başlıyor ya. Başlamasının, yani insanı aktif eden, harekete geçiren hürriyet. Adam o damarı tutmuş. Şimdi mesela Türkiye'de de malum, gündemde de var. Milliyetçilik. Yani birbirini doğuruyor. Mesela Türk milletini kasten çıkartılıyor. Sonra tabii o da buna karşılığı mı? Her şey, çünkü alternatifsiz bir şey yoktur. Allah'ın karşısında haşa karşılıksız bir şey, küfür vardır. Değil mi? Yani karanlığın karşısında aydınlık, aydınlığın karşısında karanlık. Farzın karşısında haram var. Yani bir şey oynattın mı ötekisini karşına alıyorsun demektir. İster istemez, yani bu kaçınılmaz. Zaten hayatı hareketlendiren zıtların cemidir. Zıtları kaldırırsanız hayat hareket etmez. Ara boşluklarıdır yani böyle eşyanın. Çünkü varlıkta iki şey vardır. Eşya ve hadiseler. Başka bir şey söyleyebilir misiniz bana? Varlıkta iki şey var. Eşya ve hadiseler. Mevcudat ve mevcudat içinde hareketler. Heyelan oluyor, insan gidiyor, doğuyor, büyüyor, kesiyor, şey yapıyor. Hareket. İşte tarih bize gösteriyor ki en büyük insan, mesela diyelim ki onlardan bir tanesi Karl Marx, şeyi uyandırmış, fikri. Mesela Auguste Comte, Fransız benim hatırladığım kadarıyla, varlığı aleminde bitirmiş. Hiçbir şey yoktur demiş. Bunlar her şey hayaldir. Ondan sonra kimisi uhuvveti uyandırmış. Mesela Ali İzzetbegoviç. Mesela Şeyh Şamil. Hamiyeti aktif etmiş. Yani anlatmak istediğim şu. Tarihte meşhur olanlar bir veya birkaç tane İnsanın damarını uyandırmış. Muhammed İkbal. Evet, mesela sosyoloji değil mi o? Evet. İslam sosyolojisi. Sosyolojisini uyandırmış. Şimdi bir şey anlatacak. Acaba evvelki zamanların peygamberden önce cehalet, şekavet, zulüm, zulmetler altında gizli kalan binlerce hissiyat-ı aliyeleri, yani peygamberimiz gelmeden önce Arap Yarımadası'nda cehalet. Cehaletin ne demek olduğunu bir örnek verirsem ilerisini daha düşünmeye gerek yok. Kocaya vermekten ağır edip kızını canlı canlı gömme fikri vardı. Fikir ha bu. Fikir bu. Hayal edebiliyor musun? Yani tabii gençsiniz böyle, tabii kızınız olmayabilir de. Kızı olan kızını düşünsün, bacısı olan bacısını düşünsün. Yoksa yeğenin. Şimdi o çocuğu şimdi gömebilir misiniz? Kaç yaşındaydı sen biraz önce sevdiğim çocuk? 12 yaşında. 9'u geçmezdi. Şimdi 3 sene topraktı. Senin çocuk var mı? Benim. Yok, onu yandık. Benim. 2 tane var, erkek. 2 tane. Kaç yaşında ufak? 2 yaşında, bir de 6 yaşında. Ha. Kızı mesela 9'dan aşağı olan var mı? 4. Dört mü? Sen? Benim de 5, biri de 2. 2.
Tam gömmelik. Tam gömmelik, tamam. Aklını öyle getiremezsen. Nasıl 9 yaşında? Polatlı'daydım. Hala hatırımda, YLLP oldu. Benden kaçıyor çocuk. Mutfağın oraya gidiyor. Hem beni gizleniyor kapıda. Elini kapıya koymuş böyle. Ablası anlamamış. Kapıyı kapatmış. Ezilmiş. Biliyor musun? Şey gibi olmuş. Saymış. Hala belki de 2 hafta oluyor. Hatırladıkça azap çıkıyor. Yani benimle oynuyordu. Senin çocuğun. He ya. Yani bir de gömmeyi düşün yani. Yani peygamberin bu iyiliği unutulur mu? Abi biz yapmazdık. Şu anda kültürün öyle dayatması var ki istemediğimiz halde toplum ne der diye yaptıklarımız var ya, aynı öyle yapardık. Biz istemediğimiz halde yaptıklarımız yok mu? Ne derler diye okul okuyoruz 4 sene üniversite. Ne derler diye araba alıyoruz. Ne derler diye biniyoruz yani arabalara. Eşya alıyoruz. Ayıptır falan. Düğünde giderken bile. Bak bakalım ne derler diye. Toplumun çok ciddi bir değişmez kural olsa, dayatsa sana, topluma direnebilir misin? Abi ben bir şey söyleyeyim. Evden çıktım, gideceğim yere varana kadar 10 kişi dedi ki bu ne ya? Böyle giyilir mi? Allah Allah. Dedim ki anayasada hakkında madde mi var kardeş? Ayet mi var, hadis mi var? Neyin nesi var? Ya olur mu ya? Kumaş pantolonun altına diye spor ayakkabı giyilir mi ya? Diye. Ben ilk defa duyuyorum. Burada gelen hepsi biliyor abi senden abi. Ben samimi söylüyorum. Niye giymiyor? Anlamadım ki. Niye? Bilmem abi, soruyorum. Madde uymuyor abi pantolonun altına. Allah Allah. Giyilir lan. Hocam şimdi sen orada bir şey çıkardılar ya hocam. Vay be. Vay be. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan önce cehalet. Cehalet bir tanesini söyledi. Mesela bir tanesini de söyleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi sen niye ok atıyorsun, ben mi? Tamam, yarış yapalım. Ama bedeli ağır tabii orada. Çünkü orada şaka yok yani. Yani bedeviyette her şey, uçlarda her şey. Tamam. Senin mi Musayit, benim mi? Hanginizin kölesi Musayit? Tamam getirin. Bağlayın kolunu. Nişan nevası ha, yanlış anlamayın. Bağla. Kolu bacağı bağla. Kafayı da şey yapın. Sen, sol göz senin, sağ göz benim. Kim vurursa, ölür, bedel şu. Ölürse köle parası verecek, ayrıca bir iki para da verecek. Bir daha karşıma çıkmayacaksın. Evet, sorulduğu zaman benden iyi vurur diyeceksin. Bu ya o zaman öyle diyor. Kabul. Bundan sonra hiç benim karşıma çıkmayacaksın kimse. Tamam. Hangimiz iyi vuruyoruz diye kölenin gözüne ok atılıyordu. Daha ilerisi olur mu? Bunu oku, sana atıldığını kabul et. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'dan önceki hali anlatıyorum. Dayatmalara dayanamazdık. Dayanamadığımız gibi. Bak bu cehalet. Şekavet. Şekavet ne demek? Şekavet. Sıkıntı. Buhran. Mesela çocuğu anneden alıyorsun, götürüyor. Anne ne yapacağını biliyor adam kocası için. Keseceğini veya şey gömeceğini. Yani sıkıntıyı düşün. Günlerce aç. Zulüm. Bir şey hatırıma geliyor, utanıyorum diyemiyor. Ama bunu yapıyorlardı. Hayal ettiğinizden daha dehşetli. Zulüm. Zulmetleri altında gizli kalan binlerce hissiyat hali. Yani böyle bir toplumda büyüyen bir insan duyguları ne yapar? Gizli kalır da. Yani ulvi, insancıl, hürriyet, ondan sonra hakkı hayat vermek, yaşama hakkı, yani benim gibi düşünmüyor diye şimdi gündelikte de kullanabilirsiniz. Beraber yaşamayı kabul etmemek. Ya benim gibi düşünmüyor, benimle yaşayamaz. Tahammülsüzlükte birbirimize tahammül edemiyoruz toplumda. Benim, niye benim gibi düşünmüyor ki?
O zaman yaşama hakkı yok. Şimdi bunun ölümsül karşılığını düşünün. Yani tamam, gidiyorsun adam suçuyor, pat diye kafasına. Toplumda hadisi olsun, duyulsun diye minibüsü yakar, adam öldürür. Niye yaptın? Bunu tanıyor muydun? Yok. Niye yaptın diye sorulduğu zaman, ya toplumda bir kaos olsun diye yaptın. Namı olsun. Ne fark etti şimdi yani eskiden şey? Değil mi? Aynı yani. Böyle bir durumdaydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce. Cezület-ül Arap memleketinde bedevi ve dağınık bir kavim içinde bunları inkişaf ettirmek harikulade değil midir? Yani hamiyeti milliye, milli kavim değil, kavme ait millet milliyetçiliktir. Ama toplumsal bir hamiyet, milliyetçilik de değil, toplumla hareketten, toplum için çalışmak. Tersini düşün, toplumun büyük zararını kendi küçük menfaatine gömmek. Yani benim küçük menfaatim var mı kardeşim? Var. Uygulayayım en küçük dairede. Hanımla bir sorunum var, haklısın. Ama münakaşa ediyorsun, kavga, huzursuzluk çıkarıyorsun. Ama bir sürü çocukların, annenin, babanın, evladın, kızın, tamam mı? Diğerleri de duyuyor değil mi? Şahit oluyor. Moralı bozulmuyor mu? Bozuluyor. Küçük bir hakkımı alacağım diye oradaki insanların moralini bozmaya, huzurunu bozmaya hak mıdır? Değildir değil mi? Şimdi bu milliyetçilik de değil. Hamiyet-i milliye. Millet için yaşamak. Kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Hazreti Ali'nin sözünü nakledeceğim. Müsaade edin. Kusura bakmayın. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh, kimin himmeti yani gayreti, hedefi, maksadı işkembesi ise onun değeri çıktığı kadardır. Bir şeyin hedef yaparsan onun neticesi, meyvesi neyse onun kadar değer alıyorsun. Eğer hayattaki yaşantın mide ise, mideyi doldurmaksa senin değerin onun meyvesi kadardır. Hamiyet, yani kendim için yaşamıyorum, milletim için yaşıyorum. Ben ölsem bile milletim baki olsa yeter. Ya ne acayip bir şey ya. Davam. Yani bir adamın davası var, bir de davanın adamı var. Dava adamı ölmüştür. Yok ki bir şey düşünsün. Ustadı bana sordular. Dediler ki, ustad nasıl bir şey? İki şey elimi tutamadı diyor. Neydi? Bir, korku. İki, kendisi için yaşamak. Bu adam ne yapamaz artık? Kendisi için yaşamıyor artık. Korku yok artık. Davasına vermiş. Niye abi korkmuyor? Çünkü ölmüş. Ölen korkar mı? Ceset orada ölmüş. Ruhu tevarüs etmiş, yaymış, fertlere geçmiş. Resulullah öyle aleyhissalatü vesselam. Allah Allah. Çok çok acayip. Peygamber aleyhisselam. Şimdi la tahaf innallah ma'ana. Mağarada. Korkma. Korkma. Evet, korkma. Allah bizimle beraberdir. Mağarada denilir mi? İyi bak, size varmış. Yok. Korkma. Ne korkuyoruz? Ama dışarıda ayak sesi ve konuşmaları geliyor. Ve oklar gerilmiş. Her an değil mi? Her an ölecek. Ya şimdi diyoruz da biz masada diyoruz. Sen de orada dinliyoruz. Yani okun ucundayken söyle bunu. Oradayken. Böyle de yani. Bak şimdi. Diyor ki bir gün sahabe geliyor. Nerede o bakayım? Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki vallahi yasimüke minennas.
Allah beni koruyor. Nöbetdarlığa lüzum yok. Kavmi, kabilesi, amcası, herkes düşman iken beni bırakın diyor, nöbet tutmayın. Niye? O ayet geldikten sonra diyor ki, Vallahu yasimuke minen nas. Muhakkak Allah yeminle şey yapıyor, vaf var. Allah seni koruyacaktır. Tamam, bu ayet geldi. Haşa, kendisi uydurdu. Tövbe. Bu kadar düşmanı var. Bu insan uydurunca kendi aleyhinde ayet uydurur mu? Yani haşa, peygamber olmadığı halde kendisi bunları uydursa böyle bir rızka girer mi? Tamam. Vallahi yasimin kimin en nasıl ayeti geldi. Öldün. Davam bitti. Hani Allah koruyacaktı seni? Bizim gibi hata yapma şansı yok. Bizim hatalar, sevaplar, iyilikler, kötülükler muvazene edilir. Hangisi galip söyle. Kötü fazla varsa kötü adamsın. Hiç iyilik yok değil yani. Kötün fazla. İyiliğin fazla, iyi adamsın. Kötü yok değil ki. Peygamber de böyle değil. Sadece iyilik. Bir hatan oldu. Hiçbir şansın yok. Hiçbir şansın yok. Peki ne yapacaksın? Öldün zaten duymayacaktı ki. Yani öldükten sonra duyar mı daha? Peki bu ayet aleyhinde mi lehinde mi? Peygamberlik uydursaydı aşağı. Uydursaydı beni daha çok koruyun demesi lazım. Tabii. Daha çok koruyun demesi lazım. Aleyhinde bir ayet. Lehinde değil ki. Yani kendisi uydursa. Vallahi yasım kim lazım? Ey ashabım, korumaya gerek yok. Rabbim beni koruyor. Kendin uydurdun. Kim koruyacak seni? Tam oradan ayrıldın. Ağzını burnunu kırdılar. Bilmem ne yaptılar. Öldün, atıldın. Hani koruyacaktı seni? Daha çok koruma alması gerekmiyor mu? Lan biz bir adama bir şey dedik diye bir ay içeriden dışarı çıkamadım ya. Bir aya istihbarat geldi, dedi ki hocam 2-3 hafta çıkma dedi, biz onu 4 haftaya çıkardık. Bir ay binadan çıkamadım ya. Bir adama münafık dedim. Değilsem ben oluyorum. Bir ay ya. Çok acayip ya. Peygamber'e böyle baktığım zaman. Ya nasıl bir insan ya? Nereye dayanıyorsun ya? Demek ki hakikaten Allah var ya. Hakikaten Allah var. Yani buna iman nispetinde var ya o. Artık olmayacak hiçbir şey yoktur ya, öyle zannediyorum. Kesin var ya Allah. Bana da öyle geliyor öyle. Elhamdülillah ya. Nasıl bir iman ya? Vallahi yasmı kiminin naz. Ayeti nüzul ettikten sonra nöbetdarlığa lüzum yoktur ey ashabım. Rabbim beni koruyor. Cezületir Arap memleketinde bedevi, dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek hamiyeti. Hamiyet milliye inkişaf ettireceksin. Hissi huvveti inkişaf ettireceksin. Kardeşlik. Oysa ne kadar tekebbür hakim. Kibir daha tekebbür. Ebu Süfyan'ın en çok hoşuna gittiği kelam neymiş biliyor musunuz Müslüman amca? Ebu Süfyan, Ebu Cehil'in damadıdır. Hind'in kocasıdır. Ne demiş biliyor musun? Müslüman amca, kardeşim demişler. Ne? Nasıl kardeşiz? İmam bizi kardeş etmiş. Tabi Turfan'da bir söz ya. Kardeş isim bizi duya oldu, sıradan bir şey yani. Turfan'da değil yani, sıradan olmuş. Yani Turfan'dan olmuş, başka bir misal vermeyeyim. Dedi ki, o kardeşim bana dedikleri zaman dedi, kendisi diyor, bana sarıldıkları zaman ta kemiklerime kadar hissediyordu. O zaman yalnız olmadı, o zaman ben yalnız olduğumu anladım diyor. Hiç unutmuyorum bu sözünü. Onların diyor samimi kucaklamalarında o zamana kadar ben yalnız olduğumu ancak anladım. Yalnızmış hep. Yani peygamberimiz geliyor hamiyeti milliye. Hissi uhuvvet. Kardeşiz. Ondan sonra hissi muhabbet. Değil mi? Hissi muhabbet. Yani ama fikir değil bu. Hiçbir fikir değil bunlar. Eylem. Eyleme dönüşmüş fikir. Bak, fikri milliyet değil, hissi huvvet değil, fikri huvvet değil, fikri muhabbet değil,
Fikri hürriyet değil, eyleme dönüşmüş. Bak fikir, his, fiil. Yani namaz hissi varsa namazı vardır. Namazı varsa namaz hissi vardır. Ama namaz fikri var ama namazı yoktur. Ayakta kütüphanedir, namazı yok. Namaz kılmayı bilir, namazı yok. Çünkü fikri var, hissi yok. His olmayınca eylem olmaz. Eylem varsa his vardır. Adınız gibi unutmayın yani. Bu adınız gibidir bu. Ha, Peygamber Aleyhisselam fikir değil. His. Hissi hamiyet, hissi uvvet, hissi muhabbet uyandırmış. Hamiyet-i milliye. Yani fikirden geçmiş, vicdaniyata mal ettirmiş. Uyandırmış, becermiş. Bir tane değil. Kızını gömerken karıncaya ayak basmaz olmuş. Adam kaç kişi? 3 kişi öldürmüş. 8 kişi. 8 kişi mi? Trabzonluymuş değil mi? Koğuş ağasıymış. Koğuş ağası. 8 kişi mi? 8 kişi öldürdüğü için koğuş ağasıymış. Öldüren olmadığı için. Vurdu, vurulmadı daha. 8, onun için ağ olmuş. Usta da haber gönderiyor. Nurcu olduktan sonra elinde zincirler var. Orada da vurmasın diye. Tahta kurularım, tahta bitlerim var ya, bit, tahta kurularım. Onlar öldürülür mü, caiz midir diye soruyor. Adam öldürürken sormuyor, tahta kurularını öldürmek caiz midir diye soruyor. Ama işte o inkılabı geçirdikten sonra. O da üste de vurulmuş. Yani anlıyor musunuz? 8 tane adam vurulur mu diye sormuyor. Tahta kurusu öldürülür mü diye soruyor. Bunu bu hale getiren nedir? Ne olabilir sizce? İman. İman başka bir şey olamaz. Ne düşünebilirim? Para olur mu? Düşünce olmaz zaten. Nasıl düşünceci? Yani kalbi oynatmış. Merhamet uyandırmış. Şefkat uyandırmış. Uhuvvet uyandırmış. Bir isyanı bir okudum. İsyan. Abi sana koğuş isyanı. Ustada bunlar zalim bir koğuş. Ustada yapılan o işkenceler, o koğuşuna lamba almalar, Afyon'un o en korkunç buzdolabıymış Türkiye'nin. Camı kırıp içeride donmasını sağlamalar, bir sürü şeyler, zindan, dışa çıkan. Bunlardan artık zalimler bile dayanamamış şeyleri, gardiyanları esir almışlar. Ona iyilik yapmadıkça, onu doğru dürüst bir koğuşa koymadıkça bunlar kafasını koparacağız demişler. Onlar mecbur ustadı bir başka koğuşa koymuşlar. Gardiyanları rehin almışlar. Yani bu hale getiren nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleri işte. Alimler, hocalar, sen işte ben. Sendeki güzel ahlak, böyle oturmalar gene peygamberin ahlakı. Peygamber ahlakı sende olmasa burada kim oturtur seni? Ne işin var burada? Senin peygamberinden dolayı oluyor bu onlar. Cezületül Arap memleketinde bedevi ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek bunları. Muhabbeti inkişaf ettirmek, uhuvveti inkişaf ettirmek, hürriyeti inkişaf ettirmek, ondan sonra hamiyet-i milliyeyi inkişaf ettirmek. Ya bir tane değil, iki tane. Biraz önce dedik ki adam Karl Marx meşhur olmuş. Sosyoloji noktasında, eşitlik noktasında ne bileyim bir fikir üretmiş. Fikir üretmiş. Adam mesela yer çekimini kanunun bulmuş, adam meşhur olmuş. Madde eşittir diyor. E eşittir mc kare. Yoğunlaşmış enerjidir diyor. Dünyada en meşhurdur. Mesela yer çekimini bulan meşhur oluyor. Ahiret çekimini bulan meşhur olmuyor. Sendeki bek arzusu yok mu? Ebed arzusu, sonsuzluk arzusu yok mu? Bu çekiliyorsa dedi, seni çeken bir yer vardır. Yani burası da ahirettir dedi. Fakat eğer kabir ve sonrası izah edilemezse İnsanlık işte en berbat hale geliyor. Kabir ve sonrasını bulan meşhur olmamış. Yer çekimini bulmuş. Adam meşhur oluyor. Ahiret çekiminiyle ahirete intikal ediyor. Çekim şu. Beka istiyoruz. İstemiyor musun? Sonsuzluk, bir anda her yerde olmak, dert keder istemiyoruz. Neler istiyorsunuz? Hiçbirisi var mı dünyada? Demek ki bir yere doğru çekiliyorsunuz. Çekim yasası o. Çekiliyorsunuz. Bu çekildiğin şey diyor, cinsindendir seni çeken. Hani beka duygunu fanilik çekemez.
İlmin kaynağı cehalet olamaz. Varlığın kaynağı hiçlik olamaz. Gözün kaynağı kör olamaz. Aklın kaynağı akılsız olamaz. Şuurun sana veren şuursuz olamaz. İşte bu kanunları bulan, yani esas, çünkü sana çok lazım bu. Bu çok, onun kadar meşhur olmamış. Mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Newton'dan daha acayip insana faydalı olmuştur. Efendim Einstein'dan daha fazla faydalı olmuştur ama onlar kadar meşhur değildir. Cezulet'in Arap memleketine bedevi ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek harikulade değil midir bunları yapmak? He? Vay be. Evet, şemsi hakikatin ziyasındandır. Yani şimdi bir tanesi bana sorsa, bakın bana bakın. Abim, buyur kardeşim. Acaba lamba yanıyor mu? Ne demem, ne dersiniz şimdi? Hiçbir yere bakmayın. Ya der misin böyle? Bir dakika bir bakayım. İşiye ben bakayım, ondan sonra söylerim. Bu ahmaklıktır. Yani ışığın zaten sıfatlarıyla bu aydınlık. Abi sen karanlıkta nasıl görüyorsun? Veya abi lamba yanıyor mu? Öyle yanmasa bunlar olur mu? Yani şu ışık parmaklarıyla güneşi işaret etmiyor mu? Lamba işaret etmiyor mu? Değil mi? Işık diyor ziya parmaklarıyla güneşe işaret eder. E bu sıfatlar kime işaret ediyor? Ve arkadaşlar biz var olan bir sistemi, yani var olan bir hakikati içimizde uyandırmak için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an deposu getirmiş. Malzemeler var. O malzemelerle entegre etmek, bu fıtratımızı uyandırmakta zorlanıyoruz. Kur'an ahlakı olmuyor, yani yapamıyoruz, zorlanıyoruz. Peki varı anlamaya, varı yaşamaya, varı alemimizde uygulamaya bu kadar zorlanıyoruz da yokken bunu ilk çıkartmak nasıl bir iştir? Anlıyor musunuz bunu? Kur'an yok. Kitap yok. Hazreti Muhammed şöyle zannediyorlar aleyhissalatü vesselam. Kütüphanede oturmuş. Kütüphane müdürler var, memurlar var. Diyor. Delikanlı, evladım, kardeşim bakar mısın? Sen Sümerler hakkında, sosyal içtimai hakkında Sümerlerin. Bir onunla alakalı kitap getirir misin bana? Sen de kardeşim, o getirdiği kitabı sen, ben hepsini okuyamam. Tahlil et, özetini çıkar, bana takdim et. Tamam hocam. Sen Babiller hakkında, kültürünü, kavimler hakkında, siz de onu araştırın, bana özünü verin. Böyle oturmuş, tamam mı? Görevlendirmiş, uşakları var. Kütüphanede oturmuş. Bütün tarihi geçmişleri almış. Ondan sonra, ha öyle miydi? Bir de söyle, oku. Özetimi çıkarttın? Lafı, evet abi. Tamam. Ha, böyle Kur'an'ı böyle yazdı. Nasıl yazacak geçmiş kavimleri? Tarih mi var? Yani nereden bilecek Kızıldeniz'deki adamın Musa Aleyhisselam zamanında gömülmüş, işte böyle bir başına gelmiş. İngiltere'de çıkmadı mı? Eliyom enunecike bi bedenike. Ben senin bugün cesedine necat vereceğim. Çıkartacağım diyor ahir zamanda dışarı. Çıkmasa ne olacak? Kıyamet kopacak, hala dışarıda değil adam. Dışarıda, Londra'da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerede? Arabistan'da. Cebeli Tarık nerede? Merecel bahreni yel tekiyan beynehuma berzekhuna yevgilan. Ben iki denizi sanıverdik ama birbirine karışmıyor. Nerede bilecek onları? Bir bak bakalım ya, coğrafyayı sen de araştır. Sen mi araştıracaktın coğrafyayı? Dünya. Yukarıya kim çıkacak? Sen çık. Yukarıda ne var ne yok? Hocam araştırdım, kitaplarda diyor ki yukarı çıktıkça oksijen azalıyor. Ne oluyor sonra? İnsan boğazı sıkılırcasına böyle bağırı bağıra ölüyor. Diye. Buna ait ayet geldi. Yesedu. Yani kafir nereye benzer biliyor musunuz diyor. Yukarıya doğru yükseltilirken boğazı sıkılırcasına bir insan olur ya, ona benzer diyor. Ve boğaz kullanırken boğaz harfi kullanıyor. Ve yukarıya çıktıkça insan oksijenin azaldığını anlatıyor burada. Çünkü oksijen azaldıkça boğulan adam böyle olur. Bir element için indirildi cümlesi kullanılmıyor ama demir için indirildi diyor. Evet. Ustad da rahmet ilahi olarak gönderildi diyor. Osmanlıca lemalar. Evet, demir ha. Buranın ayet işi değil. Yani tozlar şeklinde, yani
o daha şey maddesi iken, alev topu iken. Demir indirilmiş. Çünkü demir bu gezegene ait bir şey değil. Enzele kullanılıyor. Nuzul ettirildi, indirildi. Bunu nasıl der ya? Ya tamam iman, iman etme de. Ama bu denilir mi yani? 1400 sene önce. Vay be. Evet, şemsi hakikatin ziyasındandır. Bu noktalar aklına sokamayanın, Cezuretil Arab'ı biz gözüne sokarız. Ey muanit, ey inkarcı, Cezuretil Arab'a git. En büyük filozoflardan 100 taneyi de intihab et. Beraber götür. Hadi bir tanesi çıksa. Ya bu kendisi yaptı ve becerdi. Tamam. Nereye yaptın? Onu yaptı diye. Afrika'da var ya gene yani 1400 sene sonra. Git o yamyamlar var ya yamyamlar. Pigmeler var ya. 100 tane profesörü sen seç. 100 tane profesörle 100 sene uğraş onun yaptığını %10'unu yapabilecek. Hiç kimsesi yok. Yani bir gücü yok. Yani ilmi yok. Okuma yazması yok. Malzemesi yok. Yani güç verecek, destek verecek. Bu projeyi hayata geçirecek. Bir proje yapıyoruz. Bu başbakana kadar, cumhurbaşkanına kadar nasıl gidelim? Bu projeyi nasıl yapacağız? Öyle değil mi ya arkadaşlar? Bir proje yapmak için neler çekiyoruz ya? Ya bir belediyeden izin alana kadar tablo atmak için, çatı yapmak için neler çekiyoruz? Proje ya. Ama diyor ki en büyük filozoflardan 100 taneyi de intihab et. Seç, beraber götür. Onlarda orada ahlakın ve maneviyatın inkişafı hususunda ne yapacak biliyor musun? Ahlak ve maneviyat. Huyları değiştireceksin. Ve maneviyatta maneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın o vahşetler zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilayı senin o filozofların şu medeniyet ve terakkiyat devrinde %1 nispetinde verebilirler mi? Verebilir mi? Maneviyat ha. Kim verecek? Maneviyat zaten profesörde yok ki. Çünkü o zatın yaptığı o cila ilahi sabit la yetegayer bir ciladır. Onun büyük mucizelerinden biridir. Yani verdiğinde bir tarih olursun. Bir coşturduk maç gibi. La yetegayer. Tegayer etmez bir şey. Coştun. Hooo falan civa gibi olduk. Ondan sonra çıkıyoruz tamam. Mesela camide öyle oluyor. Hooo bir ağlıyorlar. Bir coşuyor. Kapıdan çıkarken niye lan ayakkabım bastın diye kavga ediyor. Bir himmet diye bir toplantı yapıyorlar. Bir coşturuyorlar. Bir aldatıyorlar bunu. Sihir yani. Kelamda sihir var. Bir coşuyor adam. Sihri beyanı. Beyanda bir sihir yapıyor. Kapıdan çıktığı zaman ulan ben bu seneti nasıl imzaladım? Ben bunu nasıl şey yaptım? İstersen verme senet var. Hemen zaten maliyeciler kapına dayanıyor. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyandırmış. Devam ediyor. Yani geçici bir şey kapıdan çıkarken gitmiyor. Bak şarkısı da çalmıyor ha. Saz da yok ha bu ezanın. Bak. Her zaman ya orijinal. Her zaman orijinal. Bak hoşumuza gidiyor. Yani zing 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 zing. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zing zing zing. Neydi? Çalgı aletiyle değil. Bakın bakalım. En böyle ilginizi çeken bir müziği kaç sene ilginizi çeker? Dinlesen her gün 5 defa. Bir de hayal et o müziğin ne olur bir daha alakadar olduğun bir müzik olsun. Hayal et şimdi çalgısını sil. Sözüne bak bakalım seninle dalga geçiyor. Dalga geçiyor seninle. Mesela bir tanesi var. Geçen abi öyle deyince dedi ben dedi çalgı aleti zihnimde sildim dedi küfür var diyor. Mesela güya şey yok. Para yok, para yok, para yok, Allah yok, Allah yok, para yok, para yok, araba yok, bilmem ne yok. Allah yok, araya sokuşturmuş. Başka? Bir sıkıldığın zaman bir sitem gönder Allah'a. Ondan sonra böyle yani.
Yani bakın dalga geçiyor yani. Veya küfür. Veya ahlaksızlığı oynatıyor. Tahrik ediyor. Derdiniz yok, bir müzik dinleyin şimdi. Bir müzikten ah olan ah demeye başlarsın. Dertleniyorsun. O insanlar dertten kurtulmak için zannediyor, oraya giriyor. Yani dertten kurtulmak için sarhoş içtiği, içki içtiği gibi. Derdin yok. Gidiyorsun müzik dinliyorsun. Daha beter dertlenmiyor musun? Ben de sizin kuşağın insanıyım da yani biliyorum. Hakikaten ya. Ya bir alır annemin mazi tarihine. Ya işte benim olmadı ama olmuştur. Birisini sevmişsinizdir. Ah olan ah. Şimdi torun sahibisin. Ah. Sen beni niye bıraktın, köfte ettin, birane ettin? E Kur'an'a bak bir de ya. Yani 1400 seneden beri kullanılan yönteme bakın. Şu ezandır, Fatiha'dır, Er-Rahman suresidir. Bana geliyor ki antikaya hiç benzemiyor bu. Beşer kelamına benzemiyor. Ve adam utanmadan ne dedi biliyor musun? Kütüphanesi varmış gibi. Geçmiş diyor kavimlerin, kadim kavimlerin, kadim diyor parlak bir cümle, kadim kavimlerin kitabetlerini, kitaplarını toplattırdı. Hepsine vazife verdi. Ankara öttü de felsefeciler diyor ha. O imansızlar var, iki tane imansız var böyle. Bir tane yerli imansız, bir tane Ermeni imansız. İki tane. Bir tanesi de Orta Doğu'nun en büyük fıkıh hocasının o çocuğu. Tam o hocanın, ben ondan ders almıştım mesela. Onun çocuğu, zındık. Şimdi iki kişi, bir Ermeni, ODTÜ'de felsefeci. Nasıl, zaten dinledim ha hiç. Dedim getir bakalım, bir bakayım dedim bu salaklar ne anlatıyor. Böyle kütüphanesi var, bütün kitabeleri, kitapları vazifelendirmiş. Afrika'da nerede var, haber uçurmuş, toplattırmışlar. Bir anda diyor, siz de hak verirsiniz tabii diyor. Sır katibi dedikleri nedir biliyor musun diyor. Vazife vermiş, sen o kitabı, sen Babil, sen Asurlar, sen bilmem neler, sen Mezopotamya'da gelir. Bütün şey araştır ve özetin bana getir. Ondan sonra getirdi diyor, harmanladı ve yazdı diyor. Aynı böyle diyor. Gelecekte gelir, nasıl bir şey yapıyor adam? Yaptı işte de nasıl yaparsın? Onu nasıl uydu yani, onu topladı da. Onlara nasıl bir misal veriyor acaba? Delil gösterebiliyorlar mı? Var mı? Söylediler bunu delil. Kütüphane şey olmuş. Bir o meteor bir hadiseler gelmiş, o kütüphane yerle bir olmuş. O kitabe nerede nasıl olmuşsa. Yani bir mertlik bitmiş yani. Dese ki ben inanmıyorum. Ha mertlik bu. Hoca efendi için tam bir üzüntü. İnce talebeleri yetiştiriyor ama kendi oğlunu yetiştiremiyor mu? Evet. Yok kendi ne yapsın? Bazı peygamberler var ki oğlu da isyan etmiş mesela. Adem aleyhisselam ne oğlu? Habil Kabil meselesi. Mesela Kenan mesela. Nuh aleyhisselam ne oğlu? Evet. Yani yapacak bir şey yok. Sen Saadettin de... Yüksel Hoca var işte mesela. Kenan da arkadaşın ismini. Kenan mıydı senin? Senin adı Kenan. Mesela Saadettin Yüksel Hoca Orta Doğu'da en meşhur fıkıh hocası. Ondan ders almıştım. Saadettin Yüksel. Bir oğlu da şehit oldu abi. Evet. Milliyetçilik konuda şehit oldu. Ötekisi zındık. İntaniyaz. Ya evet. Bir tane de Ermeni var. Bir tane. Neydi onun adı? Salmasyan mı? Yok. ÖTTÜ'de bir felsefeci var. İkisi de kameran seriyalar. He kitabeleri toplamış. O vahiy katipleri var. Evet. Vahiy katipleri. Ne vazife vermiş ya. Vahiy katip değil. Öyle bildiğiniz gibi değil. Sen onu araştır. Sen de onu araştır. Ondan sonra harmanladı diyor. Yazdı diyor ya. Bu kadar bir şey diyor. Yani geçmiş kavimlerin hikayeleri bunlar diyor ya. Hocam bizim gibi gençlerin uyanık olması lazım. Işte. Onun için işte derslere, risalelere sahip çıkacaksınız da başka şansımız yok. Çünkü sokakta kur çok. Bu dersleri dinleyince uyanıyor da insan. Nereden bilecek? Malzememiz yok ki. Olmayınca çok kötü işte. Evet. Eskiden bir komünist gördün mü? Müslümanlar köşe bucak kaçıyorlardı ki kafamızı karıştıracak. Evet. Ama elhamdülillah komünistler elinde kırmızı kitaplı birini görürseniz kaçın. Çekip gidiyor. Hakikaten öyle ya.
Almanya'da birisi vardı. Dedim ki şartım şu. Gelsin. Görüşmek istiyor. Abi tereddütsüz dedi. Kahvede konuşuyor. Yok dedim onu davet et. Tamam geleceğim demiş. Şartım şu. 10 dakika sen konuşurken ben susacağım. Sorun varsa kağıt alacağız. Ben konuşunca sen konuşmayacaksın. Çünkü onlar da baktı ki cevap veriyor. Soruyu taktı kafaya. Cevap tam veriliyor. Verilmesin başka soruya atlıyor. Başka soruya atlıyor. Kuş gibi. Buna fırsat vermeyeceksiniz. Muzakere böyle olmaz. Ben cevabı bitirene kadar sen sabredeceksin. Muzakerenin şartıdır bu. Bundan kaçıyor. İşte bir tane örnek verdim. Gidip de gelen mi var uçakta oldu ya. Tamam efendim anladım diyor. Yani gerek yok. Hayır hayır. Niye gerek yok dedim ya. Sorunu herkes duydu. Ya ama çok ses yapıyoruz. Sen dedim anlatırken, soruyu çakarken, soruyu yayarken herkes duyuyor diye hiç endişe etmedin. Arkadan da bakıyorsun böyle İslam'la hiç alakası yok. Zahire bakarsın çıplak açık saçık. Hayır hayır diyor gayet memnunuz diyor. Zaten uçakta soğuk sağlıyor diyor. Böyle diyor konuşmalar bizi diyor, memnun etti unutuyoruz diyor falan. Devam edin lütfen dedi. Bak hanımefendi istiyor görüyor musun? Bak, yani. Hemen istemiyaz der ya. Baktı ki Risale Nur bu biliyor. Devam. Ve keza bir işte muvaffakiyet isteyen adam Allah'ın adetlerine karşı saffet ve muvaffakatını muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesbi muarefe etsin ve heyet içtimaiye rabıtalarına münasebet peyda etsin. Aksi takdirde fıtrat Adem'i muvaffakatla cevap verecektir. Yani öyle bir şey, peki nasıl muvaffak oldu da kendi vefatından sonra hala devam ediyor? Ötekiler bitiyor. Çünkü söylediği şeyler, kanunlar İnsanın fıtratını uyandırmış. Fıtrat reddetmemiş. Yani burada konuşuyoruz, dışarıya çıktık. Dershane dışına çıktık. Cami dışına çıktık. Dergahın dışına çıktık. Ama şey yok. Yani uygulanabilir durumda değil. Öyle değil. İçeride ne anlatıyorsan dışarıda da geçiyor. Mesela ona ait diyelim ki zaman geçti. Vallahi bu hüküm var ya haram. Geçmiş asırda geçerliydi. Şimdi buna ihtiyacımız yok diyemiyoruz. Şimdi daha beter muhtaçız. Mesela kumar eskide yasaktı. İçki yasaktı. Kan davası yasaktı. Faiz yasaktı. Diyebilir miyiz ki bir tanesini? Vallahi eskide bu olabilirdi ama şimdi bunun bir tanesini şimdi haram olmaya gerek yoktur. Faize gerek yok mu ya? Bugün insanların ve tarla sahipleri nasıl çöktüğünü bilmiyor musunuz Hatay'da Adanalılar? Daha tarla ekilmeden tarlaya şey yapacağım diye krediyle para çekiyor faizle. Daha tarla çıkmadı, afet olsa ne olacak? O zaman tarlayı vereceksin. Daha ekilmedi kışın ondan para alıyor. Tamam mı? Faizcilerden. Ondan sonra daha ekilmedi, ekilecek, ürün çıkacak, çıkınca hep verecek. Ana paranın ve faiziyle beraber. Elinde hiçbir şey kalmayacak. Ondan sonra en son tarlaları kaptırıyorlar. Ve işçi oluyor kendi tarlasına. Ya bir sürü ya faiz mesela. Bugün Rusya bile İslam'ın faizsiz sistemine dönmeliyiz dedi Putin mesela. Evet, sormuşlar. Başka çaresi yok vesaire. Yani şey demek istiyorum. Vallahi eskiden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında içki harama doğru. Kemik şeyleri var ya insan kemiği, hayvan kemiği birbirine saldırıyorlardı yani. Yani o zaman içki hakikaten kötüdür. Birbirine saldırıyorlardı, bedeviydiler. Şimdi gerek yok ki buna içki haram olsun diyebilir miyiz? Bak ondan daha beter katliamlar oluyor. Daha beter trafik kazaları oluyor. Daha beter evde cinayetler oluyor. İçiyor ve kesiyor. Esrar içiyor, bilmem neyi çekiyor, hangi otu çekiyor. Ondan sonra bitiriyor diyeyim. Kimyasal o içenleri saymayayım şimdi. Bak ne cinnet geçiriyor. Annesini, 3 çocuğunu, karısını öldürüyor diyor. Ondan sonra kendisini öldürmüş. Bunlar hep kaplarla olmuş. Yani İslam'ın getirdiği kanunlar zaman geçtikçe daha çok fıtratın ihtiyacı var. Çünkü diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın hakikati fıtratın kanunlarındaki muvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın rabıtalarına yani bizim ile toplumdaki birbirimize bağlayan sisteme bağlara lazım gelen münasebetleri ihlal etmemiştir. Zaman uzadıkça yani 1400 sene geçtiği halde aralarında ittisal peyda olmuştur. Yani getirdiği hakikatler fıtrat kabul etmiş. Fıtrata mal olmuş.
Bundan anlaşılıyor ki İslamiyet nevi beşer için fıtri bir dindir ve içtimaiyatı tazelendiren, vikaye eden yegane bir amildir. Yani mesela kız çocuklarını yani eskide gömmek hataydı peygamber zamanında. Şimdi gerek yok canım. Niye yani şimdi gömebiliriz diyebileniniz var mı? İçki abi hem sağlık bakımından çok iyidir. Hem aile nizamı bakımda, aile huzuru bakımdan, hem de toplumda araba kullanırken, işe giderken çok önemlidir. Olması lazım diyebiliyor muyuz? Ha demek ki getirdiği kanun fıtrat itmemiş, fıtrat kabul etmiş. Fıtratla kanun aralarında uçurum olmamış. Fıtrat onu içine çekmiş. Burada zeka değil de akıl devreye girmiş desek daha sağlıklı olur aslında. Tabii canım. Devre dışı bırakınca bir şey kalmıyor. Bugün hastaneye bakın. Mezaristan'a bakın. Hapishaneye bakın. Meyhanelere bakın. Çoğu insanların bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kanunun dışında hareket ettikleri için oradalar. Çok acayip. O dönemde içki içen insan belki en fazla kendine zarar veriyordu. Bugün içki içen bir insan uçak kullansa 500 tane adam var uçakta. Ya. Yani bir de bir şehrin üstüne düştüğünü düşün. Düşün ya ne kadar bir kişinin içki içmesi bak. Yani bugün daha da ihtiyacı var beşerin ya. O kanunlara. Ben o Almanya'da var ya polise yaptığımız şey. Çok acayip. Benimle dalga geçecek. Çok güzel olmuş. Dalga geçecekti biliyor musun? Müslüman olduğumuzu anladı, dalga geçecekti. Polisleri de etrafımıza topladı, hehehe yapıyordu. Kiliseden çıktık da, kiliseye gittik. 10 ile 12 arası ayın var. Biz kenarda duruyoruz tabii o şeyde. İzinli, bize yer gösterdiler. Böyle bir eskide tartılar vardı ya böyle. Taş koyarlardı, burada yoğurdu koyarlardı böyle. Böyle, aynı böyle. Duman tüsü var. Şaraba bantılmış. Şaraba bantılmış da şey var. Ekmek var. Bir de tüsü var. Bir de kilisede duman tüsü yapıyor. Ondan sonra herkese şaraba bantılmış içki veriyor. Tamam mı? Ekmek. Ekmek veriyor. Şaraba bantılmış. Tanrı'nın o Tanrı İsa Yezus'un size hediyesi. Tamam mı? Bizi es geçti tabii. Çünkü Tanrı'nın oğlu. Tanrı bizi es geçti. Bize vermedi. Tamam. O heyecandan tabii o heyecanlandık. Çıktık şeyden kiliseden. Beni götür demiştim. Almancası çok iyiydi. Hep bana çevir. Öyle dağıldık bilmem ne yaptım. Ben de hala oradayız ama o heyecandayız. O kadar heyecanlıyız ki. Almanya'da petrol istasyonunda bir kişi olur. İçeride bir kız olur. Bir adam olur. Pompa şaşırıyor Yaşar. Pompacı denen bir şey yok. Öyle şey yok. Yani bir kız var, hep bilgisayar. Adam gidiyorsun, şoför. Pompayı sen koyuyorsun, kapatıyorsun. Gidiyorsun, 5 numara diyorsun, parayı içeride yatırıyorsun. Pompa, Türkiye'de bu hizmet. Orada hizmet öyle bir şey yok. Nerede yani? Sen oturuyorsun, ne yapıyorsun? Adam dolduruyor benzinin. Sen kalkacaksın, sen açacaksın, sen dolduruyor. Neyse. Bu gitti, doldurdu. Doldurduk. Ondan sonra o kadar daldık ki falan çağırdım. Ne oldu falan dedim yani. Bir falan. O dedim Allah Allah hatırladım dedim. Papaza bak dedim bize eski çocuğu. He abi falan bindik arabaya. Para vermeden hiç unutmuyorum. 38 yani Kayseri plakası kadar para mazot çekmişiz. Euro. Euro çekmişiz. Çekip gitmişiz. Kız anons yapıyor. Yaklaşık olarak 15 dakika gidemedik. Hemen polis otoban polisi bizi yakaladı. Hop anonsu arkaya arabalar falan. Tamam hemen yakaladı falan. Hemen dedi ki siz kaçtınız. Nereye kaçtık? Oo abi dedi parasını vermedi. Tamam veririz canım. Allah unuttuk. Olmaz. Ne yaptıysa şüphelendi mi ne yaptı? Şüphelendi galiba. Olmazmış öyle bir şey. Olmazmış yani. Yani niçin binde bir çıkıyormuş yani. Olmazmış yani. Bu ya delidir ya başka bir kasıt. Bizi arkaya öne polisleri koyarak iki tane araba önü arkaya otobandan çıkarttılar bizi. Doğru bir karakola gittik. Orada ama bir şeyler dediler. Bizi aldılar. Dalga geçiyorlar komiser karşısında. Orada polisler yapıyor falan şeyler diye. Dedim ki abi dedi hiç yapma dedi. Bunlar sakın üzerine gitmesin dedi. Çok durumumuz kötü olur. Bunlar bizimle alay ediyor ama dedim.
diyor, yani şey veririz yani gidersen bana. Dedim sen tercüme et. Olmaz. Ne diyorsam onu yap dedim. Böyle hiddet edince polis dedi ki tercümesini aynı yap dedi. Ondan sonra ne yaptınız diye unuttuk diyor. Nasıl unuttunuz dedi. Ha dalga geçiyorlar. Dedim sen kal. Siz Hristiyan mısınız? Evet dedi. Hepsi de bakıyor. Ben de Hristiyanım. Siz bugün ayna katılmadınız. Kiliseye gelmediniz. Ben Dom Kilisesi'ndeydim. Durdu. Abi, lan karışma. Hemen polis devre gitti. Tercüme et diyor. Siz gelmediniz. Evet gelmedik. Vazife dedim. Vazife olmayınca dedim geliyor musunuz? Kiliseye gelme. O zaman kafirsiniz siz. Bir anda şimşekler çakıyor. Aynı oluyor yani. Ben dedim kiliseden geliyor. Kilise bana dedi ki Tanrı Yezus İsa. Tanrı Yezus dedi ki Tanrı'nın sana hediyesi. Şaraba bandırılmış ekmeği ye. Tanrı'nın hediyesi. Yemesem Tanrı beni cehenneme atar. Tanrı'nın hediyesi reddedilir mi? Oradan aldım yedim çıktım. Ondan sonra tabi kafam biraz dedim dumanlı. Doldurdum. Kafam dumanlı. İçmesem Tanrı'dan suçlu olacağım. İçtim sen beni yakalıyorsun. Niye içtin? Niye yani içkili bunu niye kullandın? Ben dedim bunu unuttuk. Niye unuttun? İçki kullandık. Nasıl kullandık böyle? İçkili kullanmak yasak. İçmesen yasak orada. Dışarıda içmek yasak. Ben ne yapayım dedim. Dinsiz mi olayım? Yoksa dindar mı olayım? Dedim ki kilise trafikte çatışır mı? O zaman bir yerde bir şey var yani. Ya sizde var ya kilisede var. O zaman ben dinsiz mi olayım, polisçi mi olayım, ne yapayım dedim. Siz bana. Bu adam. Yani bir yerde sorun var dedim ya, kiliseyle trafik çatışmaması lazım, din çatışmaması lazım. Ama acayip. Adam kalktı. Polisler var, nasıl işareti, hepsi kayboldu güya. Kaybettin ama kafasına tilki, timsah yavrusu girdi. Yani kilise trafikte çatışıyor. Madem yasak, Tanrı niye yasak? Yanlışı onayladı. O Tanrı'ya uyuyoruz, polise ters düşüyoruz. Polis uysam Tanrı beni kovacak. Yani ne oldu biliyor musun? Yani kiliseyle içtima hayatın ters düştüğünü anlattım. Ve bir yerde sorun var. Ya din yanlış, sizin dininiz. Ya trafik kuralınız yanlış. Trafik kuralı yanlış olamaz. Çünkü ölenler çok. Onu içmeyenler ölmüyor. Ama bunu içenler ölüyor. Hem sağlanıyor hem birbirine giriyor. Dedim burada bir sorun var. Zannediyorum ki kilisede sorun var, burada yok. Ne yapayım dedim, ben de sorguluyorum. Acaba Hristiyanlıktan çıksam mı falan. Ondan sonra daha konuşturmadı dedi. Hemen dedi şeyini kesin dedi. Ondan çıkarken o polisler gitmişti ya. O baktı mı orada dizilmiş. O orada duruyorlar. Güya dalga geçeceklerdi ama neye uğradıklarını şaşırdılar. Hiç mümkün değil kafalarından onu çıkartamazlar. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içeride anlattığıyla dışarısı onaylıyor. Reddetmiyor. Onu anlatmaya çalışıyordum. Yani getirdiği kanunla zaman geçtikçe biz buna ihtiyacımız yok diyemiyoruz. Tam tersine çok ihtiyacımız var. İçkinin daha türevleri var. Bir sürü haplar var. Onu içtiği için karısını kızını kesiyor ya. Onca kafasına sıkıyor. Ya. Şimdi bir tanesi dedi de bana. Benim tanıdığım. Abi dedi. Biz dedi hukukta beraber okurken, Beyazıt'ta okurken dedi, aynı odada kaldığımız dedi arkadaş vardı dedi. Bir tane ota muptelaydı dedi. Gerçi dedi hukukta okurken yer yer içiyordu. Şimdi bu adam savcı olmuş. Ve yer yer esrar içiyor. Bu ne yapar şimdi esrar suçlusu yanına gelince? He? Ne der var mı lan sende bir tane? Nereden çözüyorsun? Kafayı güzel yapalım ki daha iyi anlaşalım der herhalde. Yasak diyebilir mi? Yanlış yapıyorsun. Sen yani. Yapıyorsun. Nasıl olacak iş? Abi dedi, bu dedi, bununla narkotik bir bölümde dedi savcı dedi ama kendisi içiyor dedi yer yer. Ya Peygamber Aleyhisselam getirdiği kanunları kendisi yaşam. Haşa kendisi uydursa, kendisi çıkarsa yaşar mı? Ayağı şişene kadar namaz kılar mı? O kanunları kendi yapsaydı kral gibi yaşardı.
Yarı aç, yarı tok hayatı ya, geçmiş. Yani zengindi. 25 yaşında kendisi, 40 yaşında bir dul kadını aldı. Hatice-i Kübra radiyallahu anha. Ve kafilesi vardı. Onun kafilesinin işçiydi. Onunla evlenince zengin oldu. Ama onunla peygamberlik gelince bütün o servetini verdi. Hatice validemiz bütün servetini onun davasına vermedi mi? Ve 3 gün evinde bir şey pişmemiş. Kafileyi hep bitirmiş. Şimdi uyduruk bir adam milletvekili seçiyor veya kaymağı bir şey oluyor, doktor oluyor. Adam altında jipleri oluyor ya. Ya peygamber olacağım, haşa ben uyduracağım. Lan bunun ahireti yok ki, ben uydurmuşum. En kral yaşamam lazım. En sefil ben yaşıyorum. En karım ne benim? Şöhret yok, alkış yok, takdir yok, bilmem ne yok, para yok, lüks yok, mal mülk yok. Uydurmuş. Niye yapıyorum? Uydurmuş diyenler, uydurmuş diye iddia edenler en kral hayatı yaşıyorlar değil mi? He ya, acayip uydurmuş diyenler kral yaşıyorlar yani. Şimdi Karl Marx Rus köylüsüyle beraber aynı mıydı? Putin'le Rus köylüsü halkı aynı mı yaşıyor? Şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla halk aynı mı yaşıyor? Korkmayın, onlardan daha rahat sizsiniz. Kuru ekmeği suya batırıyorsunuz ama evden Allah'ınızı severseniz, evden kolunuzu sağlaya sağlaya camiye şuraya buraya düşmansız gidebiliyor musunuz? Her an bir mermi gelecek diye bir endişeniz var mı? Yok. He? Yok. Ama onlar tuvaleti bile kontrolle gidiyor. Ya gömleklerini bile bir yerden almıyorlar. Çünkü kimyasal reaksiyona sokarlar. O toza bilmem ne. Giydiği anda adam zaten felç oluyormuş. Anladın mı? Onun hayatları zehir. İman olmazsa onun içinden çıkamazsın o hayatın. Ama iman olursa davam için öldüm diyebiliyorsun ya. Ahiret dünyadan daha güzel olduğuna inandığın için. Ahiret dünyadan daha mı güzel? Evet. O zaman oraya şerefli gitmek. Ora dünyanın kıyas edilmeyecek kadar başbakanı olacaksın. Ama inkarı düşün. Ona dünyadan sonra hayat yok. Niye öleyim? Burada jipini zırhlar yapmışlar, tamam mı? Şu kadar su kadar demir saçlarla onun için yaşanır mı ya? Bir kolunu sallaya sallaya bir camiye gidemiyorsun ya. Son cümlem. Ve keza hayat-ı içtimaiyede umumi ceyrana muhalefet etmemek lazımdır. Muhalefet edildiği takdirde dolabın üstünden düşer, altında kalır. Binaenaleyh o ceyranlarda tefik ilahinin müsaadesine mazhariyeti dolayısıyla o dolabın üstünde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın hak ile mütemessik olduğuna sabit olur. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha'tıma selavat.